Evet, gelelim diğer konumuza. Nilüfer geçtiğimiz haftalarda bir düet albümü yayınladı. 12 grup ya da sanatçıyla kendi şarkılarının rock coverlarında düet yaptı. Bu albümün yarın bir konseri olacak. Albümdeki sanatçılar ve Nilüfer Dünya Kadınlar Günü'nün hemen ertesinde, yani yarın sahneye çıkacaklar. Bu konser Hürriyet Gazetesi'nin yürüttüğü aile içi şiddet kampanyasına destek vermek amacıyla yapılacak. Konserin geliri de acil yardım hattına bağışlanacak. Bugün prova sırasında önce Nilüfer'le, sonra da Şebnem Ferah ve Hayko Cepkin'le albümü ve konseri ve kadınlara dönük şiddeti konuştuk. Nilüfer'le konuştuk. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Konser bir yandan devam ediyor. O yüzden iki karanlık tiple gördüğünüz gibi röportaj yapacağız. Biri Hayko, çok karanlık. Şebnem o kadar karanlık biri değil aslında. Tanısanız çok seversiniz. Konser devam ediyor. Daha doğrusu prova devam ediyor. Sesten kaçmak için bir simultane odalarından birine sığındık. Şebnem Ferah'la ve Hayko'yla bu konseri konuşacağız. Teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız. Telaşlı bir gün aslında değil mi? Nilüfer'le de karanlık bir gün. Çok grup olduğu zaman böyle birazcık telaş olması normal ama her şey yolunda gözüküyor. Şimdi birazcık albümden başlayarak alalım istiyorsanız. Daha önce Nilüfer'le hiç bu kadar yakın çalışmış mıydınız? Hiç. Benim de hiç. Benim bir tane daha eskiden bir albümünün bir parçasının introsunda vokal yapmışlığım vardı. Ama böyle bir proje ilk kez tabii ki. Peki nasıldı? Yani o size yaklaştı. Çünkü normalde siz onun bir albümünde çalışacak olsanız belki biraz daha onun sound'unda, onun standartlarında bir şeyi beklenir sizden. Ama bu defa siz onu kendinize doğru çekmiş oldunuz değil mi birazcık? Nasıl oldu? O bize yanaştı daha çok. Yani öyle diyebiliriz. Çünkü neticede fikir olarak zaten işte Türkiye'deki rockçılara kendi şarkılarını yorumladığı için biz değil de kendi. Ama üslup olarak yani birazcık hani o size yaklaşmış oldu. Ya onun aslında açık bir müzisyen olmasından biraz da kaynaklanıyor. Normalde hani yıllar boyunca belli bir şey üzerine, belli bir çizgi üzerine kariyer oturtmuş birinin birdenbire büyük değişiklikler yapması pek bizim ülkemizde beklenmez ama demek ki gayet açık fikirli biri ki kendisinden gelen ve bizi de son derece çalışırken gayet rahat olduğumuz yani ama bu arada çok uyumlu olan bir çalışma oldu. Sen çok özel bir şarkı söylüyorsun. Gerçekten yani ya da belki sen de Nilüfer'le birlikte söylediğin için çok özel bir hale geliyor. Albümün açılış parçası bu. Erkekler ağlamaz. Ve bunu Nilüfer dedi ki size sunulan bunları yapabilirsiniz yapın dedikleri parçaların dışından bir tane seçmiş. Evet. Ya proje sunulduğunda sanıyorum her arkadaşımız öyledir. Nilüfer Hanım 3-4 parça önerdi. Böyle projelerde ben genellikle en hakikaten hissederek söyleyeceğim şeyleri yani eğer kendi albümümü yapmıyorsam onları seçmeyi tercih ediyorum. Erkekler Almaz benim zaten çok sevdiğim bir parçaydı ve bu o sunulan parçalar arasında yoktu. Ben belirttim ben bu şarkıyı söylemek çok isterim diye ve kendisinin bestesiymiş Erkekler Ağlamaz. Daha da anlamlı oldu. Benim için de çok sevdiğim bir parça olduğu için söyleyebildiğim için ben de çok mutluyum. İki kadının birlikte vokal yapması çok kolay bir şey değil aslında değil mi şarkıda? Aslında daha kolay. Öyle mi? Teknik olarak daha kolay. Daha kolay. Eğer ama sesleri birbirine yakın iki kadın şarkıcıdan söz ediyorsak ki bizim aralığımız öyledir. Ama ülkemizde rastlanır bir durum değil. Erkek kadın daha zor. Evet, ya çok alıştığımız bir durum değil belki de o yüzden bize biraz yabancı geliyor. Hayko sen neyi söyledin? Aşk kitabını söyledim. Nasıl söyledin? Aşk kitabı gibi söyledim. Hakikaten anlatsana biraz. Yani nasıl benim düzenli favorilerimden Hayko'nunki. Ya şöyle söyleyeyim aynı hikaye. Hangi dinledim parçalar ben şarkıyı da sana anlattırmak için soruyorum. Hangi parça olsun diye konuştuktan sonra direkt işte eski yani benim kafamda meyhane sound olarak gördüğüm hani eski dönem böyle, harbi ama işte onu o parçayı dinlediğim zaman aklıma köfte piyaz ve rakıdan başka bir şey gelmiyor. Ve benim hani özellikle sevdiğim parçalardan bir tanesiydi. Direkt zaten hemen seçtim. Dedim ki bu okeydir. Sonra bir de şimdi onu tabii kendime göre tanınmaz hale getirmek gerekiyor. Yani ya da hani böyle bir aftınlı hale getirmek ya gerekiyor. Tanınmaz değil de aslında hani mesela eski bir müzik dinleyicisi olarak hani bir albüm aldığım zaman bir tribute veren bir şey varsa, sevdiğim bir isim varsa onun kendi tavrını o parçanın içerisine koymasını çok isterim.
hani kendim için de benim ismim gözüküyorsa orada muhakkak ona ait bir şeyleri insanların dinlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Onun için ona göre güzel. Bu işlerde hep bir düğüm var. Hani o düğümü çözünce aslında kendinden ilerliyor. Senin için neydi o bu şarkıyı düzenlerken? Düğüm, bak biraz evvel Şerinden söyledi. O şarkıyı hissediyor isem o düğüm zaten çözülmüş ve çok hızlı bir şekilde kaydedilmiş oluyor. Eğer zoraki yapıyorsan o iş ilerlemiyor zaten yani. Hızlı ilerlemiyor. Ama hissediyorsan o şarkıyı seviyorsan hemen çalışmaya başlıyorsun. Armonisini çıkarıyorsun kaydını. Mesela ben bir günde bitirdim. Yani sevdiğim işi bir gün içerisinde bitirebilirim. Şimdi bu albüm aslında çok hayırlı bir şeye de vesile oldu. Yarınki konser bir hayır konseri. Evet. 8 Mart bugün, yarın 9 Mart ve Dünya Kadınlar Günü ile birlikte kadına karşı şiddeti engellemek için Hürriyet'in yürüttüğü bir kampanyaya gidecek bunun geliri. Ben de Şebnem Hanım'a şey sormak istiyorum. Kadına karşı şiddete karşı bu erkekler ağlamaz şarkısı. Yani, bir anlamı var mı? Bir ironi mi? Bu sizi yaratmanın istediğiniz bir ironi mi Şebnem Hanım? Fena şimdi sen 2009'da da bir şarkınla aslında projesinde de ben yer almıştım. Sezen Aksu'nun Müziği söylemiştim. Atilla Özdemiroğlu bestesi zannediyorum ve Aysel Gürel'in harika sözleri. O parçayı da çok 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 severek, o çok imrendiğim şarkılardan biri zaten benim Türk müzik tarihinde, özellikle sözleri itibariyle. Yine bu projede de böyle bir şey içerisinde olmak gerçekten hoşuma giden bir şey. Yani ben aslında böyle şeylerin çok hızlıca sonuç vereceğine inanan biri değilim. Çok daha derinlemesine bir bilinç oluşturmak gerekiyor. Ama yine de az da olsa, bir günlüğüne de olsa dikkat çekebilmek herhalde fena değildir demek yanlış olmaz. Aslında biz her sene baktığımız zaman 8 Mart'ta tablo çok değişmiyor değil mi? Yani kadınların daha ileri haklarını değil de en temel hakkını, hala yaşam hakkını savunurken buluyoruz kendimizi. Maalesef öyle. Yani ya aslında hep hani bu çok uzun bir konu şimdi, hani öyle 3-5 dakikada toparlanacak bir konu değil ama bence en çok benim kalbimden inandığım şekli kadınların bunu talep eder hale gelebilmesi. Yani bunun konuşulması ya da başkaları tarafından uygun ve doğru bulunması değil. Kadınların ben bunu istiyorum, bu benim hakkım diyebilmesi. O da aslında az önce değinmeye çalıştığım daha derinlemesine bir bilinçle alakalı bir şey. Birazcık buna kafayı belki takmakla alakalı bir şey. Hayatın içinde olmakla, mücadele etmekle alakalı bir şey. Ama hiç olmazsa bir Türk vatandaşı olarak ve bir kadın olarak tabii ki şöyle bir arzusu oluyor insanın. Hayat zaten zor. Hiç olmazsa ekstradan engellerle karşılaşmak durumunda kalmayalım. Hayko, erkeklerin bu konuya yaklaşımı aslında hani ya biraz uzaktan oluyor ya çok yüzeysel oluyor ama şimdi sen kendini bir anda bunun bir kenarında en azından buldun. Bu senin kafanı meşgul eden, yani baktığın zaman gördüğün bir mesele mi, yoksa hani yeni yeni mi hayatına giriyor? Ve hani erkekler görmediğim. Çünkü çok da normal. Erkek olduğun zaman, beyaz olduğun zaman, hani çoğunluktan olduğun zaman aslında bu sorun kolaylıkla görülmeyebiliyor. Senin bu konuyla ilişkin nasıl? Ya aslında baktığın zaman kafa yapısı olarak kötü olarak nitelendirdiğimiz her şeyi ona göre yorumlayıp dile getirmeye çalışıyoruz. Yani kötüyse, bizim yaptığımız şey de kötüyse ya da kadının yaptığı şey de kötüyse, yani o da konuşulması gereken bir konu haline geliyor. Yani her şeyin yeri ve vakti ve zamanı var. Hak verilmez alınır kısmına inanıyorum ben mesela. Hani Şebnem dedi ya, beklenmek yerine aslında almak kısmına geçilmesi gerektiğine inanıyorum. Onun için hani bir erkek olarak da böyle şeylerin içerisinde yer alıyorum. Çünkü görüp de hoşlanmadığım bir şey varsa onu eleştirmek benim hayatımın içerisinde var zaten. Hani çok uzakta kaldığım, erkek olduğum için uzakta kaldığım bir konu değil. Zaten gözümle de gördüğüm, gözümle de yaşadığım, bildiğim, her gün televizyonda da gördüğüm ya da kendi yaşamımda da gördüğüm, birebir hissettiğim bir mesele olduğu için. Evet. Hani başka meseleler için de geçerli bu. Sadece hani konumuz bu diye bunun üzerine kalmayı hiç düşünmüyorum. Çünkü bir sürü mesele var. Elimizden geldiğince de biz onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu. Çok teşekkür ederim. Rica zaman ederim. Ayırdığınız için çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Olun, İyi bir konser olun. Olacağından çok eminim. İyi eğlenceler. Çok sağ olun. Sağ olun size de. Merci. Sana da kolay gelsin. Evet.